da aynı şekilde. Ha? Ben biraz şey sıkıntı yaşardık. Dur! 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 Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Kılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Çeşme ile beraber fotoğrafın kontrolüne geldik. Gel bakalım. Dur, dur, geç, dur. Şimdi fotoğrafına bakacağız ve ondan sonra Aziz abiyle Umut abi de köpeklerini getirecekler. Ben Çeş'i yine salmıyorum. Dur Çeş. Çünkü Umut abinin köpeğini tanıyor. Yalnız Aziz abinin köpeğini tanımadığı için, herhangi bir olay olmaması için Çeş'i salmayacağım. Ya bakalım, anlaşırlarsa salarız ama tabii başta salarsak sıkıntı yaşarız. O yüzden başta biz sohbet edeceğiz. Köpekler anlayacaklar bizim amacımızı. Ondan sonra köpekleri salacağız arkadaşlar. Şimdi bir fotoğrafını kontrol edelim. Bakalım neler var. Önden önce Çeş kontrol ediyor herhalde. Şimdi fotoğrafını da kontrol ettim. Biraz üstün körü baktım ama tuhaf tuhaf köpekler gelmiş. Onları evde iyice bir inceleyeceğim. Şimdi bir köpek gelip domuz buldu arkadaşlar. Çok da artist bir köpekmiş. Yerlere yaşıyor. Burası benim diyor. Allah'tan bizden önce gitmişler, yoksa keşke karşı karşıya gelirlerdi. Sıkıntı olurdu. Bir köpek daha geldi. Bir tane daha. Şimdi 3 köpek oldular. Yalnız bunlar daha önceden hiç görmemiştim. Bu yukarıda olan dişi, ortadaki erkek. Diğerini de henüz bilmiyoruz. Yabancılar, belki diğer köylerden gelmiş olabilirler de. Erkek çok artistmiş. Bu da dişiymiş. Yalnız bu kerata arkadaşların görüntülenmesini istemiyor. Kameramızı kapatıyor. Bunlar biz gelmeden 1-2 saat önceden gitmişler. Bu nereden geldiler, bir daha gelirler mi bilmiyorum. Dişi biraz ürktü. Tedirgin oldu büyük ihtimalle. Kurtlardan korkuyorlar. Çünkü burası ıssız bir bölge. Bakın sürekli tetikte. Bir kurt gelse buraya kaçıp uzaklaşır. Teşkil edenleri fark etti. Önde Aziz abi var. Bakalım, ben de daha önce de görmemiştim. Güzel bir köpek olduğu bahsediliyor. Şimdi beraber göreceğiz. Yalnız yavruymuş. Genç bir köpek. 11 aylık civarı bir köpekmiş diye biliyorum ama. Dur Çeş, dur, 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 sakin ol. Bir tane daha köpek var sanki arkalarında. Ufak bir yavru var. Onun arkasında bir tane daha var. Oo. Şu anda ben korkmaya başladım. Dönürde 3 köpek var. Şimdi Çeş de korkacak herhalde. 4 tane köpek getirmişler. Keş bence hiç gitmesen, yoksa onlar seni yerler. Şöyle güzel tutalım. İlk başta ne olursa ilk başta olur arkadaşlar, sonradan bir şey olmaz. İlk baş çok önemli. Köpekler başta bir problem yaşamazlarsa, ondan sonra zaten bizim muhabbetimize köpekler birbirine alışır. Vay 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 vay. Hoş geldin Aziz abi. İyi vallahi, sen bu ne böyle bu kadar köpek ya? Yavru nasıl geldi buraya? Normalde biliyorsun, ben şerkanı getirecektim Keşke karşılaştırmaya. Bu dişi mi abi? Önce bir dişiyle yan yana getirelim. Sen yakınlaştırma abi fazla bir. Çünkü boğuşurlar. Dişi ne kadar büyükmüş ya. Dur abi, sen bir akınlaştırma. Dişi Çeş'ten büyükmüş ya. O dişi bendeki dermanın babadan bir kardeşi. Bu da dişinin yavrusu mu abi? He? Dişinin yavrusu mu? Yavrusu. Dur. Bu da senin köpeğin abi. Adı ne abi? Şerkan. Çok cesur bir köpek ya. Umut abi, sen fazla bir yaklaştırma. Önce bunlar. Çiftliğine gittik, orada da aynı şekilde. Cesaretinden hiç ödün vermiyor. Hiç geri vitesi yok ya. Bu çiftliğine de gitmiştim. Şu anda... Merhaba Umut abi, hoş geldin. Abi bu ne kadar köpek getirmişsiniz ya, ben korktum ya. Vallahi ya.
Bu kaç aylık falan abi, bir anlatsana bunu bir. 11 ayını geçmek üzere. Kardeşim köpek Akif Metin'in köpeğini yavrusu. Ne cesur köpek ya? Akif Metin'in Herkül var. Onun yavrusu. Şilan da kardeşim eldeki Şilan'ın. Bunlara bir tane polis bir abimiz getirdi. Kendisi sonra da bana hediye etti bunları. Oo, acayip. Dişisini de ben adamcı olduğu için verdim. Sadece bunu bıraktım. Gerçekten çok cesur. Yeri yabancı falan ama hiç dinlemiyor ya. Misal UFO çiftliğine de gittik. Aynı şeyi orada da gösterdi. Helal olsun gerçekten. Bu Akif abiden mi geldi? Akif abiden geldi. Akif abinin de köpeklerini beğeniyorum. Bilmiyorum bizi izliyor mu izlemiyor ama beğendiğim birisi. Buradan da ona selam olsun. Herkül'ün yavrusu zaten kardeşim. Hem kalınlık olarak hem cesaret olarak güzel yani. Yabancı bir yere gelip böyle artistik şey yapması gerçekten. Bu şimdi ekeleştikçe iyice abi olur. Aynen. Güzel maşallah. Böyle çok fazla yani diş değdirmek istemiyorum. Hı. Sadece karşılaştırıyorum. Beğendim gerçekten yüzde köpek. Yani diş değerse biliyorsun yıllar. Tabii tabii. Yavru ya. Şşş, tamam ya. Fazla aynı hareket yapmayalım. Şerkan. Vay vay vallahi ben beklediğimden cesur çıktı, helal olsun. Ya yer yabancı. Yani öbür orada da aynı şekilde böyle şey yaptı. Gösterdi. Köpekler kalabalık ama çiftesi yok. Vay vay. Asıl makine orada bak. Görüyor musun, hiç geri vites var mı? Nasıl buraya kadar yürüdü ya? He? Buraya kadar nasıl geldi ya? Aslında İki kere de kovaladım gene geldi. Bu kadar uzun yol yürümesi vallahi çok iyi değildi yani. Hiç aynen genç. Hiç geri vites yok ya, boğuşuyor o da gidiyor araya. Strese girebilir. Yavru var ya. Gel gel gel. Mert kardeşim gerçekten keşte çok cesur. Yani çok da güzel bir karşılaştırma oldu. Düşe de bayağı büyükmüş ya. Şimdi Şerkan'la bir yana getirelim. Sonra Şerkan'la salarız, dişi tutarız falan bir şey yaparız yani. Hayır. Bendeki derman var ya kardeşim. Hı? Dermanın babasıyla aynı soydan geliyor. Aynı babadan. Sadece anneler farklı. Bunun evde yavrular var mı Umut abi? Ha, bir tane var ha. Acayip bir şey ya. Şimdi biz oynuyor şimdi de. Dişi ettirmeye çalışıyor herhalde. Koskoca köpeği ne hale getirdiniz ya? Tamam. Erkek köpek ve yaşını geçmiş. Vallahi mi çarpıyorsun? Dur abi dişi tutalım, onu sonra salalım. Yoksa boğuşur kesinlikle. Kardeşim ben keşi şeye çok benzetiyorum. Bende şu anda dumanlı oğlu var. Duman'ın oğlunun da böyle bilek beyazlığı, kafa yapısı biraz keskin. Ne yaptın? Ha? Hayır. Sıkı tut abi, yavruya istirahat vermez. Abilerim ne yapıyor? Ben ne yapacağım ileride? Ben silah atıyorum hiç. Tam tersine daha çok şey. Hayır. Yaman çöpeş ya. Serkan. Sersen onu çek, ben dişiyi bağlayayım. Sen dişiyi bağla. Ben biraz şey... Dur. Ben biraz uzaklaşayım. Arkadaşlar dişiyi bağladık. Çünkü dişi ortalığı karıştırabilir. Çöpekleri boğuşturabilir. Gel. Biraz aşağı gideceğiz. Şimdi keşin de tasmasını çıkaracağım. Mesela Şerkan'la keş çok iyi anlaşıyorlar. Gel. Hoş gel. Arkadaşlar keşin de tasmasını çıkardım. Şimdi Minnoş'la beraber buradalar. Umut abi de burada. Keş gel. Haydi ölüm gel. Haydi ölüm. Aslanım benim. Hadi Umut abi gel, biz yavaş yavaş gidelim. O ortamdan uzaklaştık arkadaşlar. Keş bey. Orası biraz karışıktı. Aziz abiyi orada bıraktık. Burası iyi abi çünkü orası çok karışık bir ortamdı. Sıkıntı yaşardık. Köpekler birbirini öldürürler. Abi koş. Arkadaşlar. Köpekler boğuştu arkadaşlar. Arkadaşlar. Keş dur. 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 Ben tutacağım. Arkadaşlar köpekte ayırıp gittiler. Yani bize ne üst kaldı, ne baş kaldı.
Mahvolduk ya. Aziz abi de orada kaldı herhalde. Üstümüz başımıza çıkıyor. Şaşı. Ben şurada. Hele bak ya. Tamam, kavuşmasak var ya abi. Var ya, dişinden dolayı olabilir ha. Kavuşmasak var ya. Kokusunu bıraktı ya dişi. Buradan devam edici var ya şu kamışlar. Kamışlar hiçbir şey. Kamışlar olmasaydı zor abi. Göstermiyor ki. Mahvolduk. Çok yoruldum ya. Aziz de ötede kaldı. Şimdi Aziz abi de orada. Yardıma gelir el atar. Vallahi ya. Kıyamet oluyor burada ama o da uzaktı abi ya, ne yapsın. Şaş. Çok uzaktaydı. Escobar arada gitti başka. Hay ya zavallı hayvan. Bak ne yaptılar ya. Bu da hani keşe benziyor abi ya. O annesi. Kutsuz bunu görmüyor musun? Valla ya hiç ayrım yok peşimizden ya. Tasmalar hep elimiz kesti ya. Mahvetti ya tasmalara bak. Bu ne şey tasma ya, elimi kesti attı abi. Arkadaşlar. Beş bu sefer de Aziz abinin oraya gidiyor. Aziz abi köpek geliyor. Köpeği tut köpeği. Sen köpeğini tut abi. Dişi var ya ortada. Köpek de yaralandı zaten. Bir şey olmaz başlarına. Çek abi köpeğini çek. Abi dalara çek. Dişin kafası bu dişi de kaldı ya. Abi bağırıyoruz duymuyor ya. Nereye geldi başımıza, sen neredesin? Ben şimdi bayılacağım ya. Ama sen hiç koşmadın bizde. Umut abi arkadaşlar şimdi köpeğini açıyor. Dişiyi. Mahvolduk. Dur. Geç dur. Aziz abi dikkat et. Aziz abi dikkat et. Ben çeşi yakalayayım. Şimdi bu yavru abi. Lesi var ya aynı senin. Kont var ya aynısı ya. Aynısı. Sen bunu lesi götür onun oğluna çek. Önce aynısı çıkar abi. Leste artık kızdan belirtisi falan yok yani de. Daha hayvan yavrulu. Peşini bırakmıyor. Kızlara mı geliyorsa abi? Daha yavrusu ufacık hayvanın. Peşini bırakmıyor. Aziz abinin köpeği çok atarlı ya. Derman mı kaldı? Bir anda ne yapacaklar belli olmuyor. Yok abi ben güzel tutuyorum, hiç şey yapma. Bir yandan da kar yağmaya başladı. Abi senin bir de Umut abi evde iyi bir köpeğin var. Evde diyorum iyi bir köpeğin var. Bu dişinin yavrusunun babası herhalde. Bir gün onunla şey yaparız, video çekeriz. Köpeği beğendim açıkça söyleyeyim, daha videosundan gördüm, beğendim. Çünkü yaman bir köpeğe benziyor. Değil mi? O köpek çok güzel ama hayvan hiç salınmadığı için saldım geçen gün. Arkadaşlar köpeklerine tabii hangisini görürse çöker. Aynen. Şimdi bir daha şu an sürekli meydanda ya köpek abi. Mesela bundan boğuşmazlar. Dövüşmüş bir köpek. Aynen, çünkü o hayvan ona adapte olmuş abi. Hayır. Ben de salmıyorum. Bu hayvan bir de adapte olmuş mesela o şeyde, tamam mı? Hayır kes, hayır. Bu da onun oğlu işte. Karnı bak görüyorsun. Aynen ya. Hiç korkma falan, hiçbir şey yok yani. Biz de bugün ne yorulduk arkadaş ya. Allah. Kar yağıyor, bir an önce gidelim. Aynen abi. Ne kardeşim? Olmazsa bir arada dumanla. Evet abi, dumanla karşılaştırırız. Zaten Keş'in kardeşin sen dumanla eşleyeceksin değil mi? Hı hı, dumanla eşleyeceğim. Güzel yavrular çıkacağına inanıyorum yani gerçekten. Çok güzel yavrular oldu. Beğeniyorum. Zaten,
yavru zamanı ben seni ararım kardeşim. Çok sağ ol abi, gerçekten teşekkür ederim. Gelirsen yani en iyi yavruları ilk sen alırsın. Yani tip olarak 10 numara göbekte çıkar diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Ha ama nasıl cesur olurlar, korkak olurlar, giderler burada gitmezler. Orası bilinmez çünkü daha doğmadı ama tip olarak gerçekten yakalandı. Bir de cesur olurlarsa değme keyfine. Sen bu arada dumanlı oğlunu da bana hiç göstermedin. Burada sana biraz kırgınım. Dumanlı oğlunu sana göstereceğim kardeşim. Valla. Ne zaman dersen. Kaç kere geldik gittik. Özel saklıyor. Umut abi şimdi gerçeğe kavuşturalım böyle şeyleri. Dumanlı oğlunu şöyle söyleyeyim sana kardeşim. Senin keşi o düşün yani. Keş gibi. Kaç aylık abi? O şu anda işte 6,5 7. ayına giriyor. O büyük olur ya. Kuyruğu yana kıvırıyor. Tutuyor yani kuyruğu. Yani şöyle ok gibi ama yana kıvırıyor. Hı-hı. Bildiğin keşin ön bilek yapısı, kafa yapısı bildiğin keş gibi. Ama onun kafası biraz daha siyah ve daha iri kafası. Hiç bize göstermiyorsun. Nazardan mı korkuyorsun? Ne yapıyorsun? Kardeşim onun, ya ben bir ara kayboldum biliyor musun? Hı-hı. Bir de geçen bizim köylü birisi gelip baktı. Hayvanın tırnağı kırıldı ya, böyle bir şey yok. Ya. Bakması... Öçen nazar gerçek ya, oluyor yani. Nazara geliyor. Ben de inanmıyordum, oluyor yani. Mesela köpek bir iyi bir iş yaptığında hastalanıyor mesela. Ben de işte kendime söyledim. Dedim ki işte en azından dedim dumanın bu seferki yavrusunu özel olarak büyütüyorum. Dedim bunu yaşına yakın zamana gelene kadar göstermeyeyim. Vallahi ya biraz daraldım yani şimdi. Yok kardeşim sen. Vallahi. İstersen görebilirim. Birazcık daraldım. Aziz abi. Olmadı misal ben gitmeden önce gelirsin bir video yaparız yani. Hem sen gösterebilirsin. Aynen güzel olur abi. Güzel olur. Yani hem dişi de görürsün. Dişi nasıl oldu abi, var mı adamcılık, başladı mı? Başladı. Şikayet ediyordun, adamcı değildi diyordun. Vallahi yani öyle var ya, hiçbir şey yapmıyordu ama geçen baktım Ersin'e saldırdı. Ondan sonra baktım başka birine gene saldırdı. Öyle yer koruması çok iyi. Mesela keşke insana bir şey yapmaz ama o adamcıl. Ama bir şeyini çok sevdim. Misal hani etin önünde herkese saldırıyor. Gidiyor. Böyle hayvan sanki itaat ediyor. Yok alışıyor sahibine ya. Alıştı. Seviyorum mesela şey yapıyorum, bana kesinlikle hiç ters yapmadı. Ama geçen şey yapmış kardeşim, babam ahıra giriyor, ilk girdiği zaman... Tanımıyor belki de. Bir şey demiyor. Çıkarken mi? Hiçbir şey demiyor. Çıkarken babama ahırda bir saldırıyor. Yok çok korumacı ya. Gerçekten onun huyunu seviyorum. İçgüdüsü çok güzel. Umut abi bu senin nesini nereden aldın? Soyu nedir? Neyse Escobar'ın kızı... Keşke bugün Emre abi de burada olsaydı ya. Aynen. Escobar da Emre'nin köpeğiydi zaten. Erzincan'da tanınan çok iri, büyük bir köpek. Onun kızı zaten, kızı da görüyorsun babasının anatomisine taşıyor. Aynen, büyük bir dişi. O da büyük bir dişi. Kesinlikle. Müthiş de bir damızlık Mert. Bunun yavruları müthiş yavru atıyor bunda. En küçük yavrusu bu bendeki. En küçüğü bu. Büyüklerini başka arkadaşlar sahiplendiler. Ben de bunu aldım. Bunu kendi zevkime göre burada yetiştireceğim. Yetiştirme çok önemli abi ya. İnşallah güzel yetiştirsin, güzel çöpe çıkar. Cesur olacağına inanıyorum. Aslında ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu dişiyi keşke de işleyebilirsiniz. Ama abi kuyruk yapısı çok kötü olur. Hiç aynen kuyruk hoş bir... sıkıntı yaratır ama... Hiç hoş bir şey olmaz bence kuyruk yapısı var ya. Ama yani tip olarak büyük bir köpek çıkar ortaya. Ha, yüreği güzel olsun bize kuyruk. Aynen o zaman da güzel. Kıvır, bize iki tane vardı bu köyde gerçekten öyle kıvırmışlar bizi abi. Ya annesi bilmiyorum nasıl köpek ama. Şu bunun yavruları çok oklu. Şu senin elinde köpekten kıvırık olmuşlardı. Değil mi? Heh. Mert bunun yavruları çok oklu, çok yüksek atıyor. Gördüğün gibi arka bahsediyorsun. Güçlü güçlü belli. Gel bir dur. Çok ateşli ya kerat abi. Çok ateşli, acayip ateşli ya. Ya şimdi bendeki enikler hep söylüyor. Yani dikkatli ol abi, büyüyene kadar buna bir büyük köpek tutmazsa var ya. Ondan sonra çok iyi bir köpek çıkar bence. Kesinlikle. Ama şimdi gider bu köpek, büyük köpek gider onu boğarsa hayvan özgüven kırılır zaten. Bunlar herhalde bu gidişe kızdır. Gel gel. Hızan belirtisi yok köpekler. Niye? Çok çok. Hadi aşura başladı, biz yavaştan gidelim daha yolumuz. Tamam abi hadi kendinize iyi bakın. Bir şey demek istiyor musunuz? Bir söyleyin. Çok ben çok teşekkür ederim. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama. Bu üçüncü sefer. Bakın bu üçüncü sefer salıyoruz. Aynen. Ama bizim bir yanlışımız işte köpeklerle geldik. Belki onlar ama kardeşim bence biraz da dişi birbirine için üstünlük sağlamış olabilirler. Aynen. Bir dahaki sadece ikisini gelin. Evet ikisini saldığımız zaman geçen videoda saldık. Güzel oldu yani. Aynen gene ikisini getiririz. Bence bundan sonra öyle mantıklı. Takip edip kanalımıza da abone olurlarsa şimdi linklerinizi iki kanalın linkini de bırakırım. Sen çöp çok iyi baksın lan.
Görüşmek üzere Mert. Sağ ol abi, sen köpeği bağlayacak mısın yoksa abi? Ya onlar benim başıma geliyor. Görüşürüz abi, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi foto kapanımızı da kapatalım arkadaşlar. Eve girip izleyeceğim, bakalım ne gibi görüntüler var. Hep beraber göreceğiz. Yalnız ben dişi getireceklerinden haberim yoktu. Ben haberim olsa dişi bıraktırmazdım. Dişi bağlamamıza rağmen köpekler boğuştular. Demek ki birbirine üstünlük iddia edip Türkeş gelip dişi almaya çalıştılar. Doğanın kanunu bu arkadaşlar. Evimizde beslediğimiz kediler bile tabii o dönemlerde sert oluyorlar, dövüşüyorlar. Liderlik havasından tutuşuyorlar. Ama şimdi babam biraz bana kızacak herhalde. Köpek de böyle yorgun olduğunu görünce biraz kızacak diye düşünüyorum. İnşallah fazla bir şey demez. Ama bizim yapacağımız bir şey yok. Durumu anlatacağım babama da. Çünkü o köpeklerin yara almasından nefret ediyor. Çünkü biz bu hayvanları sürüye götürüyoruz ve köpek yara aldığı zaman sürüde performans gösteremiyor. Ve zamanla da yılıyor köpek. Ama her şeyi açıklayacağım. İnşallah akşam beni kovmaz. Aslan parçası, hiç rahat durmuyorsunuz keşke ya. Hadi gidelim biz artık. Aziz abi ve Umut abi de gitti. Biz de yavaş yavaş gidelim. İnşallah bir dahaki videoda Şarkan ve Keşi yan yana getiririz bir daha. Bu sefer bence %90 alışırlar. Yalnız yanında köpek olmayacak. Hiçbir şekilde ufak, büyük, kesinlikle buna karar verdim. Hiçbir şekilde iki köpeğin yanında köpek olmayacak. Kaç kere video çektik, böyle bir şey yaşamadık.